ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle selamlayarak başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamların en güzeli bizde, selam, barış, selam, mutluluk, selam, selamet, kurtuluş. Efşu selam, selamı yayınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an, bir selam ile karşılaştığınızda ondan daha güzelini iade edin diye emreder. Tahiyyedir Kur'an'da selamın kullanıldığı kelimelerden biri. Tahiyye, fark etmez. Diliniz illa Arap olmak zorunda değilsiniz. Selamun aleyküm de selamdır. İngiliz'in hi, hello'su da selamdır. Ve diğer tüm dillerde kullanılan selamların hepsi selamdır. Ama bakıyorum hepsi tahiyyedir aslında. Bakıyorum Müslümanlar birbirlerine selam vermek için bahane aramıyorlar. Selam vermemek için bahane arıyorlar. Bakıyorum parkta, yolda, sokakta, bir mecliste birbiriyle karşılaşan Müslümanlar eğer tanımıyorsa selam vermiyor. Eğer tanıyorsa ama aynı meşrepten, aynı mektepten, aynı sudan sulanmıyorsa yine vermiyor. Zannedersin ki Allah Resulü gayrimüslimlere demiş, selamı yayınız diye. Ve gidin gayrimüslim ülkelerinde bir parka, bir sokağa, herhangi bir etkinliğe karşınızdaki insan sizi hiç tanımadan bir tebessüm ettiğini, kendi dilinde bir selam verdiğini görürsünüz. Ve orada sorarsınız, ne oldu bize? Ne oldu bize? Onun için selam deyince dilime bir acı tat geliyor. Selam barıştı. İslam da barış kökünden bir kelimeydi. Ve yeryüzünü barış adası yapma projesiydi. Biz yeryüzünü barış adası yapamadık. Ama bir şeyi becerdik. Yeryüzünü savaş adası yaptık. Onun için bugün üç başlık: modern dünya, insan, din. Bu üç başlığı yan yana konuşmaya çalışacağım. Modern dünya, insan ve din başlığı aslında üç ayrı pencere gibi duruyor ama iç içe geçmiş pencereler bunlar. Birinden bakınca diğerleri nasıl görünüyor? Onu da şöyle efradını cami ayarını mani, yani bütünüyle değilse de zamanımız el verdiğince bir gözlemeye çalışacağım. Modern dünya deyince, modern kelimesi Greko-Roman dillerinde, Yunan Batı dillerinde kopuş kökünden türetilmiş. Kopuş. Neden kopuş? Niye kopuş? Belli ki aslında
klasik dönemlerden, geçmiş çağlardan kopuş. Aslında bu kopuşun arka planında Hristiyanlık var. Onun için modern kelimesi Hristiyanlığa karşı Batı'nın verdiği mücadelenin bir tarihi. Hristiyanlık neyi temsil ediyor Batı'da? Doğaya karşı olmayı, fıtrat karşıtlığını, insan karşıtlığını, tabiat karşıtlığını temsil ediyor. Engizisyonuyla, papasıyla hata etmeyen, masum, günah işlemeyen, hiç kusuru olmayan papasıyla ve amentü koyan, din belirleyen, iman esasları belirleyen konsülleriyle ve her türlü dünyalığa boğazına kadar batmış olan papalık müessesesiyle doğa karşıtlığını, tabiat karşıtlığını temsil ediyor. Onun için de Avrupa'da verilen bu mücadele bir tür moderni getirmiş, modern hayatı getirmiş. Modern deyince şöyle bir şey aklımıza geliyor tabii. Yahu biz modern zamanlarda yaşıyoruz. Bu zamanda yaşamak acaba geçmiş zamanda yaşamaktan daha mı dezavantajlı? Yani şöyle, Allah Resulü'nün çağında yaşasaydık biz daha mı avantajlı olurduk diye bir soru geliyor insanın aklına. Ben Allah'ın hiç kimseye böyle bir haksızlık yaptığına inanmıyorum. Doğuştan kimse, kafadan kimse şanslı değil. Kimse de yine kafadan şanssız değil. Allah fırsat eşitliğiyle yaratıyor tüm nesilleri, tüm insanları. 1400 sene evvel gelince Ebu Cehil olmayacağına dair bir garanti var mı? Allah Resulü'nün şehrinde yaşadı. Onun çocukluğuyla beraber geçirdi. Onun yüzüne bakarak büyüdü. Akran idiler. Üç aşağı beş yukarı. Peki ne oldu? Tercih meselesi. Eğer siz tercihinizi bu çağdan Allah Resulü'nün arkadaşı olma yönünde yaparsanız 1400 yıl sonra arkadaşı olursunuz. Ama o çağdan yaparsanız 1400 yıl önce aynı çağda yaşar düşmanı olursunuz. Dolayısıyla ben Rabbimizin hiç kimseyi kafadan şanslı veya şanssız yarattığına inanmıyorum. Yani Allah bu adaletsizliği haşa yapmaz. O zaman biz bu çağda geldik, dezavantajlıyız diyemiyoruz. Hayır, her çağda yaratılmış olmanın avantajı ve dezavantajı birbirine yakın. Biz bu çağda geldik, sorumluluklarımız bu çağda. Bu çağdan şöyle bakarak sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz, yapıyor muyuz, ondan hesaba çekileceğiz. Çağlar üzerinden hesap vermeyeceğiz Rabbimize, ameller üzerinden hesap vereceğiz. Onun için o rivayetlerde geçen en hayırlı nesil benim içinde bulunduğum nesil. Ondan sonra daha sonraki, ondan sonra bu tip rivayetleri Kur'an'a arz ettiğimizde Kur'an'dan geçer not asla almıyor. Almıyor. Zira Allah'ın insanlığa olan hakkaniyetine uymuyor.
Bu manada herkes hem fırsatta hem de elindeki nimetleri kullanma hususunda Allah'a hesabını verecek. Onun için farklı çağlarda yaşamanın çarpanları farklı. O çarpanlar farklı olunca 14 asır evvel gelsek biz görsen bakalım ben nasıl iyi Müslüman olurdum diyemiyoruz. Belki ne felaket bir Ebu Leheb olurdu. Belki Bedir'de Allah Resulüne savaş açan ordunun bir askeri olurdu. Belki Uhud'da Resulullah'ın üzerine yürüyen biri olurdun. Tercihin hepsi senin tercihinde düğümlenmiş. Onun için bu çağda gelerek de safını doğru belirlersen, tercihini doğru yaparsan Allah'ın izniyle bu çağda olmak dezavantaj olmayacaktır. Modern dünya nasıl bir dünya? Bir tarafıyla bakıyorsunuz modern dünyaya, gerçekten de 60 bin euro, 65 bin euro yıllık ortalama milli gelir. Kişi başına düşen ülkeler var. Öbür tarafta ise yıllık geliri 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar olan fert başına milli geliri olan ülkeler var. Yani günde bir dolarla, hatta Bangladeş gibi günde 90 sentle yaşamak durumunda olan insanlarla günde 100 dolara yaşayan insan aynı olur. Onun için bu anlamda modern dünyada müthiş bir eşitsizlik var. Bir tarafta yediği önünde yemediği arkasında kitleler, öbür tarafta gerçekten aç, açık ve yiyecek ekmek bulamayan kitleler. Bu anlamda modern dünya eşitsizliklerin kol gezdiği bir dünya. Öbür taraftan modern dünya bir tarafta insan öldüren makinaların alabildiğe imal edildiği bir dünya, öbür tarafta savaş makinasının altında ezilen, savaş makinasının altında karınca gibi ezilen mazlumların olduğu bir dünya. İşte görüyoruz, yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz. 90'lı yıllarda Bosna'yı yaşadık, Çeçenistan'ı yaşadık. Daha sonra Irak'ı yaşadık. Ondan evvel Afganistan'ı yaşadık 80'li yıllarda. Daha sonra ise Suriye'yi yaşadık. Gördünüz, görüyorsunuz. Kendi içinde bulunduğumuz coğrafyada Halif Hürmelalimiz meydanda. Modern dünya insanın insanla ilişkisi açısından refahımız arttı. Fakat refahımıza orantılı olarak cömertliğimiz de arttı mı? Bunu diyebiliyor musunuz? Yani elimizde çoğaldı, cömertliğimiz de o kadar çoğaldı diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Evlerimiz büyüdü, gönlümüz de büyüdü diyebiliyor musunuz? Farkında mısınız? Evlerimiz büyüdükçe gönüllerimiz küçülüyor. Farkında mısınız? Elimizde maddi imkanlar çoğaldı. Peki şefkatimiz ve merhametimiz de o oranda çoğaldı diyebiliyor musunuz? İmkanlarımızla beraber şefkatimiz de artıyor diyebiliyor musunuz? Bakınız. Hayat kalitemiz yükseldi.
Bindiğimiz arabalar dünkü arabalar değil. Oturduğumuz evler dünkü evler değil. Giydiğimiz elbiseler dünkü elbiseler değil. Gittiğimiz hastaneler dünkü hastaneler değil. Yürüdüğümüz yollar dünkü yollar değil. Kullandığımız kapkacak dahi dünkü değil. Peki aynı oranda ahlak kalitemiz de yükseldi diyebiliyor musunuz? Veya din kalitemiz de yükseldi diyebiliyor musunuz en acısı? Bakın, ben çocukluğumda naylon modaydı. Naylon gömlekler, naylon kumaş. Şimdi naylonu hiçbiriniz çocuğunuzun sırtına takmazsınız. O gün öyleydi ama. O gün giydiğimiz ayakkabılar yine naylon ayakkabılardı çocukluğumuzda. Fakat bugün hiçbiriniz çocuğunuzun ayağına zorla dahi giydiremezsiniz o ayakkabıları. Dolayısıyla bu oranda artan refahımız ona paralel olarak din kalitemiz de arttı mı? Şöyle bakın. İnsanların maaşlarındaki artışa bakın. Hayatlarındaki artışa bakın ve dillerinin kalitesindeki artışa bakın. İnsanlar doktora giderken en iyi, en bilmiş, en titr sahibi, en uzman olanını istiyorlar. İnsanlar kumaş alırken en kalitelisi, kendisine en yakışacak olanı ve en iyi dikilmiş olanını istiyorlar. Bir de üstüne marka istiyorlar. Peki insanlar kendilerine din alırken, insanlar dini bilgi alırken, dini bilgi öğrenirken de aynı kaliteyi istiyorlar. Bir bakın bakalım. Bir sorgulayın. İşin bu tarafı başka bir şey. Peki öbür tarafında yine Müslümanlar olarak modern dünyada halimiz ne durumda? Yani ötekiyle ilişkimizi geçtim, gayrimüslimle ilişkimizi geçtim. Müslümanların Müslümanlarla ilişkisi anlamında eğer sorgulayacak olursak kaç puan verirsiniz Müslümanlara? İlişkiler açısından gerek yakınları, gerek akrabaları, gerek dindaşları, gerek komşuları, gerek büyükleri, gerek küçükleri, hangi halka olursa olsun ne verirsiniz, kaç puan verirsiniz? O da öyle. Öbür taraftan modern çağ deyince bakınız, çocuklarınızı bekleyen dünyaya dair bir şeyler söylemek isterim. Modern çağı galiba en güzel ifade eden alet bu. Değil mi? Şimdi şu alet, içinizde cep telefonu olmayan var mı? Evet, bir kişi çıktı. Kaç yaşındasın kızım? Evet, o da 8 yaşında herhalde. Evet. 7 yaşındaymış. Bir kişi çıktı. O da 7 yaşında. Şimdi şunu hatırlayın. Bir zamanlar duvar takoz takvimler kullanırdınız. Hatırlar mısınız? Çok değil daha. Bir zamanlar dediğim çok değil. Takoz takvim. Ne oldu o takvimlere? Kıvırırdınız değil mi önemli günleri, yıl dönümlerini, doğum yıl dönümlerini, ölüm yıl dönümlerini, evlilik yıl dönümlerini? Yok. Cebinde ajanda gezdiren var mı? Ama bir zamanlar cebinizde telefon rehberi taşırdınız. Hatırlıyor musunuz? O çok eski değil canım. Bu kadar değil yani. 15 sene önce, 10 sene önce, hatta 8 sene önce. Peki cebinde ajanda taşıyan var mı? Yok. Yok. Peki bir zamanlar başucunuzda bir
alet dururdu. Çalar saat. Onsuz olmazdı. Zira kuracaksınız, ayarlayacaksınız. Nereye gitti? Çalar saatleriniz nereye gitti? Bunun içinde. Takviminiz nereye gitti? Bunun içinde. Ajandanız nereye gitti? Bunun içinde. Bakınız, farkında dahi değilsiniz. Farkında dahi değilsiniz ama hayatınız değişiyor. Öyle değişiyor ki değiştiğinin farkına bile varamıyorsunuz. Değiştiğinin farkına bile varamıyorsunuz. Oysa bir zamanlar dediğim dedenizin hayatından bahsetmiyorum. Nenenizin hayatından bahsetmiyorum. Cep telefonu çıkalı ne kadar oldu ki? 90'lı yıllardan bugüne bahsediyorum. Hepsi bu. Ama o kadar çok şeyimizi değiştirdi ki, hayatımızdan o kadar çok şeyi sildi ve onların yerine o kadar çok şey getirdi ki farkında dahi değiliz. O zaman şunu söyleme hakkınız yok. Modern hayat bizi etkilemez. Var mı böyle söyleyecek biri aranızda? Hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir lüksünüz yok. İnanın bu dalga ile baş edemezsiniz. Önüne geçemezsiniz. Bu selin önüne duranı yıkar. Aynı zamanda şunu söylüyorum. Cep telefonu ilk çıktığında çocuklarınızın eline verip vermemekte tereddüt ediyordunuz. Bir müddet direnenleriniz vardı değil mi? Hatta cep telefonları ilk çıktığında özellikle Apple markası, Apple marka telefon taşıyor diye kınayanlar oluyordu. Şu kadar paralık cep telefonu taşıyormuş. Şimdi hiç ayıp olmaktan çıktı bakınız. En iyi cücüğü, çoluğu, çocuğu, büyüğü, küçüğü hepsinin elinde. Bir tane de yetmiyor. Bazılarında ihtiyaç iki tane. Bazılarında üç tane. Demek ki dalganın önünde duramıyorsunuz. Asıl soracağım şu. Cep telefonu üzerinden konuşuyorum. iPad üzerinden de konuşabilirim. Dizüstü üzerinden de konuşabilirim. Ama bunu açtım, bunu konuşuyorum. Ben çocuğumun elinden, eşimin elinden telefonunu alırım, gıkı bile çıkmaz diyen aranızda bir yiğit var mı? Ben bu soruyu daha önce de sordum, öyle bir yiğide rastlamadım. Peki sizin elinizden kim alacak? O yiğidin elinden kim alacak? Peki alınması gerekiyor mu? Hayır. Niye? Dedim ya, bu değil ki. Çözüm bu değil ki. Bir zamanlar televizyonsuz evler vardı. Televizyonsuzlukla övünürdü. Şimdi televizyonsuz evler yine var. Ama televizyonsuz olduğu için değil. Artık televizyona ihtiyacı yok. Bilgisayardan online olarak seyrediyor da ondan, yoksa televizyonsuz olduğu için değil. Ona ihtiyacı yok. Açtı onu. Televizyonu çoktan açtı bazıları. Dolayısıyla peki çözüm ne? Bunun içinden her şeye ulaşıyorsunuz. Şeytana da ulaşıyorsunuz, Rahman'a da. Bunun içinden tüm bilgilere ulaşıyorsunuz. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde bilgiye ulaşma bu kadar kolay olmadı. Her türlü bilgiye. Eğer ölmek istiyorsanız nasıl intihar edilir size tarif ediyor. İnanın bir yazın da bakın. Nasıl intihar edilir? Bir yazın da bakın. Size intihar yollarını, intihar yöntemlerini öğreten bir yığın sayfa açılı veriyor. Eğer yaşamak istiyorsanız onun da yollarını öğretiyor size. Veya şu veya bu biçimde yaşamak. Peki nasıl baş edeceğiz? Bu kadar bilgi yağmurunu nasıl ayırt edeceğiz?
Kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl seçeceğiz? Sorun da bu ya. Modern dünya işte tam da böyle bir dünya. Modern dünya, geçmişte bilgiye ulaşmada zorlanırdık, şimdi bilgiyi seçmede zorlanıyoruz. Öyle mi? Şimdi bilgiyi seçmede zorlanıyoruz. Sıkıntımız bu. O zaman ne yapacağız? Çocuğun elinden telefonu alamıyoruz, alamayız da. Peki ne yapacağız? Bir şey yapacağız. Yönetmeyi öğreteceğiz. Tıpkı çocuğun elinden fıtratını alamadığımız gibi, zaafını alamadığımız gibi, şehvetini çekip alamadığımız gibi, korkusunu çekip alamadığımız gibi, öfkesini çekip alamadığımız gibi. Öfkelendi, öfkesini yok edelim. Edebiliyor musun? Yok. Hadi edebiliyorsun. Doğru mu? Doğru da değil. Sevgiyi kontrol edemiyor. Sevgisini yok edelim. Mümkün mü? Yok. Doğru mu? Yok. Değil. Korkusunu yok edelim. Mümkün mü? Değil. Doğru mu? Değil. Değil. Fıtri şeyler bunlar. Korku fıtridir. Tedbir üretmek için Allah ikram olarak vermiştir. Öfke fıtridir. Kendini savunması için Allah ikram olarak vermiştir. Şehvet fıtridir. Soyunu sürdürmesi için Allah ikram olarak vermiştir. Sevgi fıtridir. Sevmese yaşayamaz. Yaşaması için Allah ikram olarak vermiştir. Bakınız, hepsini sayın gitsin. Peki ne yapacağız? Yönetmesini öğreteceğiz. Korkuyu yönetmek, sevgiyi yönetmek, öfkeyi yönetmek, şehveti yönetmek, günahı yönetmek. Evet. Günahsız insanlar, günahsız çocuklar, hatasız ve kusursuz çocuklar değil. Mümkün mü? Değil. Sen asal hatasız mısın? Değil. Sen o yaştayken nasıldın? Daha beterdin. Aynıydın da daha da beter olabilirsin. Peki, o sen o yaştayken o haldeydin de o yaştayken o halde olmasını niye kaldıramadın? O zaman ne yapacağız? Yönetmesini öğreteceğiz. Günahı yönetmesini, zaafı yönetmesini, meziyeti yönetmesini öğreteceğiz. Evet. Geleceğim oraya. Nasıl öğreteceğiz? Yani bu yönetmenin yolu ne? Yordamı ne? Usulü ne? Üslubu ne? Oraya geleceğim. Modern çağ öyle bir çağ ki artık durdurulamaz bir biçimde önü Orsa Alabanda açılmış gidiyor. İnsanlık tarihi boyunca yapılmış tüm buluşlar 1990'dan sonra yapılan buluşlardan daha az. Son 27 senede insanlık tarihinin tüm tarih boyunca yapılan buluşları egale etmiş durumda. 200 bin yıl mı sayacağız? 200 bin yıllık insanlık tarihi boyunca insanlığın tüm icatlarını son 20 küsur yıl egale etti. Şimdi eskiden 100 yılda bir çok insanlığı ilgilendiren, insanlığın dönüm noktası diyeceğimiz bu buluşlar vardı. Şimdi inanın o periyot 3 yıla düştü. 3 yıla. Önümüzdeki yıllarda o periyot inanın haftalara düşecek. Haftalara. Öyle bir döneme giriyoruz. Yapay zeka, nörobiyoloji,
genetik, robotik alanlarındaki gelişmeler akıl durdurucu. Çocuklarınızı ve torunlarınızı nasıl bir dünyanın beklediğini hiç merak ediyor musunuz? Dedenizi veya dedenizin babasını mezardan kaldırsak, şaşırma katsayısını elinize alın. Torununuzu bekleyen dünyanın şaşırma katsayısını 100'le çarpın. Öyle bir dünya bekliyor. Peki hazırlıklı mısınız? Değilsiniz. Değiliz. Müslümanlar olarak hazırlıklı değiliz. Niye? Daha mevcut dünyayı anlamakta zorlanıyoruz. Mevcut dünyayı anlamak için çaba sarf etmiş değiliz. Emek vermiş değiliz, ter dökmüş değiliz. Mevcut dünyanın dilini dahi sökmüş değiliz. Öyle bir dünya ki 1994'te Deep Blue isimli bir bilgisayar yaptılar. Dönemin satranç şampiyonu Gary Kasparov'u bu bilgisayar yendi. Yani dünya satranç şampiyonunu bir bilgisayar alt etti. Dediler ki bu oyun zeka oyunu, içinde sezgi yok. Ama Uzak Doğu'da Go diye bir oyun var, içinde sezgi var. Rakibin ataklarını sezgisel olarak seziyorsun, ona göre tavır alıyorsun. Bilgisayarın sezgisi yok, bunu beceremez dediler. Go oyunu şampiyonunu yenemez. 2013'te bir bilgisayar yazılımı yaptılar. Dünya Go şampiyonunu yendi. Şu anda Avrupa'da, İsveç'te, İsrail'de, Amerika'da, Japonya'da, Danimarka'da ve benzeri ülkelerde çok ilginç programlar ve projeler yürütülüyor. Bu programlar ve projeler artık yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki öğrenen programlar ortaya çıkardılar. Google da öğreniyor şu anda. Google Translate diye bir program var. Çeviri, başka dillere çeviriyor. Makina öğreniyor. Eskiden sorardı ya, bunu mu demek istiyorsunuz? Artık ona ihtiyaç kalmıyor. Sen onunla meşgul oldukça o öğreniyor. Peki nereye kadar öğrenecek? Amerika'da 10 yıldır bir eczane denemesi yapıyorlar. Deneme şu. İnsanlar reçeteyi makinaya veriyorlar. Makina verdiğiniz reçetedeki ilaçları size veriyor. 10 yıl. Tüm eczane sisteminde insan eczacıların hata yapma oranı 1,7. Bu makine 10 yıldan beri 0 hata ile çalışıyor. Ne olacak? Şu anda nörobiyoloji alanında öyle ilginç gelişmeler yaşanıyor ki, bakınız Allah düşürmesin, 10 sene sonra bu nörobiyoloji alanındaki tüm gelişmelere siz de ihtiyaç duyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Zaten anında teknoloji geliyor. Hastaneye gidiyorsunuz, farkında bile değilsiniz. Dedeniz o MR'lar, o çekim cihazlarından haberi yok, onun teknolojisini bilmez. Ama dedeniz de yararlanıyor. O da istifade ediyor. Öyle değil mi? Şu anda nörobiyoloji alanında öyle bir gelişme yaşanıyor ki artık insan zihnini elektrotlar yoluyla okuyup zihin vasıtasıyla uzaktaki bir makinayı kontrol edebiliyorsunuz. Anadan doğma iki kolu olmayan birine 3 tane biyonik kol yaptılar. 3 tane. 2 kolu yok ama 3 kol yaptılar. Kolun ikisini kendisine yerleştirdiler, birini Japonya'ya gönderdiler. Kol Amerika'da yapılıyor. Zatın kendisi Amerika'da.
Yani engellinin kendisi Amerika'da. Japonya'ya gönderdikleri üçüncü kol elmayı tezgahtan aldı. Kendisi Amerika'da zihniyle yönlendiriyor. Zihniyle yönlendiriyor. Torunlarınızı bekleyen dünya böyle bir dünya. Böyle bir dünyada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Yüzmek orucu bozar mı hocam? Ne diyorsunuz? Böyle bir dünyada kim rehberlik yapacak? Farkında mısınız savunmasız bırakılıyorsunuz? Farkında mısınız apansız sizi yakalayacak bir dünyaya doğru koşuyorsunuz? Başka türlüsünü yapmanız da mümkün değil. Geriye dönmeniz mümkün değil. O dünyadan ayrıksı bir dünyanız yok. Ona alternatif olarak çıkmanız da mümkün değil. Daha gündemi yakalayamamışsınız. Nasıl alternatif bir gündem getireceksiniz? Soruyorum. Ne haldeyiz? Müslümanlar olarak. Modern çağ. Sohbetimizin konusu, konferansımızın konusu bu. Nasıl bir çağ modern çağ? Önce modern çağı anlamak lazım, ondan sonra insandan ve dinden bahsetmek lazım. Modern çağ karşısında insan savunmasız kalıyor, farkında mısınız? İnsan savunma mekanizmalarını kaybediyor. Peki, gelecekte ne olacak? Bu kadar önü alınamaz gelişmeler karşısında, tırnak içinde kullanıyorum, İnsanı kim tutacak? İnsanı kim donatacak? İnsan nasıl insan olarak kalacak? İnsan nasıl güçlenecek? İnsan bütünlüğünü nasıl koruyacak? Dahası insan anlam ve amacını nasıl gerçekleştirecek? Nasıl gerçekleştirecek? Ve kim temsil edecek yeryüzünde anlam ve amacı olan insan tipini? Hangi medeniyet üretecek? Kim üretecek? Bu soruyla Müslümanlar ilgilenmeyecekse kim ilgilenecek? İşte tam burada din giriyor gündeme. Evet, insan gerçekten çok, çok dertli. Benim psikiyatr dostlarım var. Bazen dertlenirler bana. Bu dostlarımdan bir tanesi dedi ki, hocam biliyor musun? Yeşil reçete, en çok yazdığımız yeşil reçete, İstanbul'un en muhafazakar, en dindar zannedilen semtinden gelenlere. Dedim erkekler mi, kadınlar mı? En çok yeşil reçeteyi kadınlara yazıyoruz. Dedim, açıklar mı, kapalılar mı? En çok kapalılar dedi. Kapalılar içinden falanca kıyafeti tercih edenler mi falanca? En kapalılar, en çok yeşil reçete yazdıklarımız dedi. Şimdi tahlil başka bir şey. Neden? Yeşil reçeteyle düşünün. İman ne işe yarar? İman ne zaman istihdam edilir? Ne zaman kullanılır? İnsanı krizlere karşı imanını kullanamayacaksa ne işe yarar? Tam burada şunu soruyorum. İnsan modern çağda bu kadar savunmasız kaldıysa İnsanın gerçekten de desteklenmeye ihtiyaç var. Ve şu soru önemli bir soru. İnsanı din destekleyecek mi? Bakınız soru şu değil. Dini insan destekleyecek mi değil. İnsanı din destekleyecek mi? İnsanı bu savunmasız ortamda din insana bir savunma yapması için bir imkan sağlayacak. İnsanı öksüz ve yetim olmaktan kurtaracak mı? Öksüz ve yetim deyince artık annesi babası ölmüş olan gelmesin akla.
Lütfen. Kim neden mahrumsa, ihtiyacı olduğu halde mahrum olan kimse, mahrum olduğu şeyin yetimidir. Ve gerçekten de yetimlerin çoğaldığı bir dünyadayız. Ama analı babalı yetimlerin farkında mıyız? Eskiden derdinizi açtığınız insanlara şimdi derdinizi açamaz oldunuz. Eskiden dert dinleyenleriniz vardı. Şimdi dert dinleyenleriniz sizden daha dertli. Ağzınızı açtığınızda, hani şair öyle diyor ya, hapgahı yare vardım arz için ahvalimi, bir perişan halini gördüm unuttum halimi. Anlayanlarınız gülüyor, anlamayanlarınız öyle bakıyor. Yarın kapısına diyor halimi arz etmek için, durumumu söylemek için gittim. Bak bak ben şöyle acı çekiyorum, böyle derde muzdaribim. Bu kadar ıstırabım var falan diye şikayet edeyim diye gittim. Onun haline baktım, gördüm kendi halimi unuttum diyor. O benden beter. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyorsunuz ve din nasıl merhem olacak yaralarınıza? Soru bu. Soru bu. Din nasıl merhem olacak? Tabii din deyince iki şey akla geliyor. Bir, insan din için midir? İki, din insan için midir? Bu ikisi iki anlayıştır tarihte. 1400 yıldan beri bu iki anlayış birbiriyle çatışarak geliyor. Hatta Eş'arilik ve Maturidilik bu iki anlayıştan ikisini temsil eder. Eş'arilik insan din içindir der. Maturidilik, Mutezile ve Ehl-i Rey din insan içindir der. Din insan içindir. Doğrusu hangisi? Elbette din insan içindir. İnsan yoksa din neye yarar ki? Taşlara din inmez ki. Ağaçlara din inmez ki. Irmaklara din inmez ki. Din karşısında iradeli bir varlık ister. Akıllı bir mükellef ister. Bu anlamda şu soru yerden göğe kadar haklı. İslam bunalan insana, anlamını yitiren insana, amacını kaybeden insana, daralan insana, savunmasız kalan modern insana nasıl yardımcı olacak? Soru bu. Nasıl yardımcı olacak İslam? Bunu diyebiliyor muyuz? Bakın, ya eyyuhan nas diyen bir kitaba iman ettik. Siz ey insanlık. Bendeniz Tevrat'ta böyle bir hitap görmedim. İncil'de böyle bir hitap görmedim. Zendavesta'yı okudum, onda da böyle bir hitap görmedim. Uzak Doğu metinlerini okudum, Upanishad'ları okudum, Mahabharata'yı okudum, Veda'ları okudum. Onlarda da görmedim. Hiçbir okuduğum tırnak içinde kutsal metinde böyle bir hitap görmedim. Bu hitabı Kur'an'da gördüm. Siz ey insanlık. Şöyle Müslüman olarak insanlığa dönüp de siz ey insanlık, ey insanlık diye bağırsak, İnsanlık da kalksa şöyle bir baksa bağıran, ha Müslüman. Ne yapar? Ne yapar? Sizce ne yapar? Değil mi? Tekrar işine bakar. Kafasını çevirir ve gider değil mi? Sen mi der? Sen. Ama senin hitabın, senin kitabın, senin yandığın kitap ey insanlık diyen bir kitap. Ve o kitabın sen gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işten kulağısın. Mümin olarak. O kitaba iman etmiş bir Müslüman olarak. Öyle olman gerekiyordu. Ama gerçekten öyle miyiz?
şu andaki hali pürmelalimize bakar mısınız? Müslümanın, İslam insanlığın son adası. Ada. Denize düşmüş insanlık bu adaya çıkacak. Bunun için var. İslam'ın yeryüzünde Allah'ın bir barış projesi olduğunu haykırmamız lazım. Bir barış projesi. Yeryüzünü bir barış adasına çevirme projesi. İslam buydu. Bunun için geldi. Bizi de büyük elçiler olarak kullanacaktı. Barış elçileri. Gittiğimiz yere mutluluk götürecek, saadet götürecek, saadet elçileri. Peki bu açıdan bir sınava sokulursak durumumuz nedir? Karnemiz ne çıkar dostlar? Güzel insanlar. Bırakın ötekine İslam'ın bir şeyler vaat etmesini. İslam'ın Müslüman olmayanlara neler vaat ettiğini bırakın. Müslümanlara ne vaat ediyor? Müslümanlar Müslümanlara ne vaat ediyor? Müslümanların kendi içindeki ilişkilere bakın. Müslümanlar diye çağırdığınızda çağıranın meşrebi, mezhebi, mektebi ne ise bakanlar o oluyor. Ondan değilse bakmıyor. Öyle değil mi? Ondan değilse bakmıyor. Böyle bir ortamda innemel mu'minune ihvetun ayetini okuduk. Müminler sadece ve sadece kardeştirler. Var mı bu ayetin şu anda Müslümanlar açısından bir karşılığı? Bir karşılığı var mı? Yeryüzünde 90'dan bu tarafa Bosna Savaşı dahil, Gazze dahil, Filistin dahil, Çeçenistan dahil, Irak dahil, Suriye dahil. 90'dan bu tarafa Pew diye bir şirket var. Pew. Uluslararası bir anket şirketi. Son 27 yıl içerisinde dünyada öldürülen Müslümanların, ölen Müslümanların istatistiğini tutmuşlar. Bu istatistikte 10 küsur milyonluk bir istatistik bu. Bunların içinde Bosna'da ölenler de var. Çeçenistan'da öldürülenler de var. Ölen her 100 Müslümandan 95'ini Müslüman öldürüyor. Sadece %5'ini gayrimüslim öldürüyor. Manzara bu. Bizim açımızdan baktığımızda manzara bu. Daha yeni geldim. Çok olmadı. Bir ay önce, yaklaşık bir ay bir hafta önce Bangladeş'teydim. Bangladeş'te yardım elimiz üzerinden bir yetim kompleksi külliyesi yaptırdık. 1000 yetimlik. Onu açmaya gittik. Tabii onu açmaya gittik. Çok ilginç. Dakka Havaalanı'ndan çıktık biz. Arkamızdan Dakka Havaalanı'nda bomba patladı. Dakka bir Müslüman başkenti. Bombayı patlatanlar yine orada bulunan, sözüm ona, Müslümanlar. Müslümanlar. Ne yapacaksın yani? Ben birine Müslüman deyince o Müslüman oluyor, Müslüman değil deyince o Müslümanlıktan çıkıyor mu? Ben miyim bunun belirleyicisi? Hayır, ben değil. Allah'tır. Dolayısıyla Müslümanlar patlattılar. Ve gerçekten de ülke bir ekmeğe, bir lokmaya muhtaç bir ülke. Gidiyoruz yol boyunca. Gördüğüm şu, kazılmış yerler, bir su göleklenmiş, o göleğin kenarında köylüler hep beraber abdest alıyorlar. Şimdi şöyle yan yana 10-15 kişiyi dizin, şu kadarcık bir gölek, su, akan bir su değil, duran su. Biri ağzından boşaltıyor, öbürü alıyor. Efendim, biri ayağını sokuyor, öbürü elini sokuyor. Yan yana bu. Yeni Delhi'nin ortasında
cama mescit. Yani cami mescit anlamına mı geliyor? Cemaat mescidi mi, cuma mescidi mi? Böyle bir şey, cama mescit. Meşhurdur, Yeni Deli'nin en eski mescidi. Tarihi bir yapı. Oraya gittik, oranın da avlusu var böyle. Taştan yapılma. Baktım yine duran bir su. Kenarı insan dolu dört tarafı. Kadın, erkek gelmişler, abdest alıyorlar. Duran bir su ve kimisi ağzından, efendim kimisi burnundan, ne affedersiniz yüzünüze gül suyu, ne çıkarsa suyun içine, bir sonraki gelen de o abdest alıyor. Ve bu bir gün değil, beş gün değil, on gün değil, bir ay değil, bir yıl değil. Bu bilmem kaç yüzyıldan beri böyle. Allah Allah. Dedim ki, imamla konuştuk. Bu hal ne hal? Hel hâzâ yecûz dedim, bu caiz mi efendim? Bana kulleteyn hadisini okumaz mı? Ha. Mesele bitti. Kulleteyn hadisi 200 litre su, su hacmi 200 litre ise içinde ne olursa olsun, ne olursa olsun temizdir. Bu mu ya? Bugünün dünyasında bu mu ya? Bilmem anlatabildim mi? Dedim ki demek ki hadisler kitapta durduğu gibi durmuyor hayatın içinde. Hani içki için derler ya, şişede durduğu gibi durmuyor. Durmuyor. Ben o bölgede daha önce daha başka şeyler de görmüştüm. Bir sallanan misvak olayı var. Daha önce Pakistan'da görmüştüm. Sivaki muallaka diyorlar. Böyle odun gibi bağlamışlar. Bir de ucuna uzun bir zincir takmışlar. Şadırvanın da ortasına çakmışlar. Gelen bir sürtüyor, giden bir sürtüyor. Gelen bir sürtüyor, giden bir sürtüyor. Abdest almak için oturdum, yanımdaki böyle diyor. Sünnet ya, sünnet, sünnet diyor. Sünnet neydi? Sevgili Peygamberimizin temizlik için koyduğu bir kural, eğer çığırından çıkarılsa ancak bu kadar çıkarılabilir. Yani temizlik için konulmuş bir kuralı siz pislik için ancak bu kadar kullanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü maksadını kaybetmişsiniz, düşünmemişsiniz üzerinde. Yani üzerinde düşünüp de amacı neydi? Oduna kilitlenmişsiniz, erak ağacına kilitlenmişsiniz. Oysa Allah Resulü'nden gelen talimat da öyle değil. Levla eşkü ala ümmeti la emertu bisivak. Eğer ümmetimin üzerine meşakkat olması olmayacağını bilseydim efendim, her namazda diş fırçalamayı, bir sivak o demek zaten. Yani misvak o aletin, o odunun adı değil ki. Onun adı arak, erak. O değil ki. Diş fırçalama, ağız bakımı demek aslında. Ağız bakımı. Ağız bakımını emrederdim. Ağız temizliğini, diş temizliğini emrederdim. Emredilen bu aslında. Çok affedersiniz, daha beterini de gördüm. İki kere gittim Keşmir'e. Keşmir'de gittiğim yerlerden birinde bir dağ başında bir ev. Orada bir yetimhanemiz, bir de okulumuz var Keşmir'de. Çok affedersiniz, lavaboya gideceğim, ayak yoluna çıktım, baktım efendim tuvalette su yok, çakıl taşı tenekesi var. Efendim, dedim ki içeride çakıl taşı tenekesi var. Esen minelma dedi ev sahibi. Şeyde okumuş Arabistan'da, sudan daha sünnet dedi. Görüyorsunuz değil mi? Yani şimdi siz ya eyyuhan nas diyen bir kitaba iman ediyorsunuz. Ey insanlık. Ey insanlık şimdi. İnsanlık döndü baktı. Şimdi ey insanlık dediniz. İnsanlık baktı ve baktı çakıl taşını.
Ey insanlık dediniz, baktı Sivaki Muallaka'yı gördü. Ey insanlık dediniz, baktı elinizde kılıç, aşağıdaki de Allahu Ekber diyor, yukarıdaki de. Kesende kesilende onu gördü. Ey insanlık dediniz, canlı bomba gördü. Ey insanlık dediniz, kafa kesenleri gördü. Ey insanlık dediniz, şunu gördü, onu gördü. Ey insanlık dediniz, cehaleti gördü. Ey insanlık dediniz, taassubu gördü. Ey insanlık dediniz, bağnazlığı gördü. Peki ne vereceksiniz insanlığa? Ne vereceksiniz? Ne vereceğiz? İslam'ın yüz akı olmak vardı. Bu din yüz akı olmayı hak ediyordu. Bu din bize çok şeyler verdi. Fakat biz İslam'ın yüz akı olamadık maalesef. Bu anlamda değerli kardeşlerim, modern dünya insan ve din başlığı altında iyi ve güzel şeyler söyleyemedi. Üzgünüm. Eğer güzel şeyler söyleyebilseydim ben de sevinecektim. Ama güzel yalanlar söyleme konusunda çok maharetsizim. Çok başarısız. Sizi aldatamıyorum. Size yalan söyleyemiyorum. Sizi sevindirecek yalanlar dizemiyorum. Ama acı gerçekleri söylüyorum. Bunlar gerçek. Ama acı. Acı gerçekleri söylüyorum ki uyarsın, uyandırsın diye. Eğer uyanmazsak öyle bir mahşerde uyanırız ki o gün uyanmak hiçbir kar sağlamaz. İş işten geçmiş olur ve yakamız ilahi mahkemenin elinde ve yakamızı vallahi kurtaramayız. Bu anlamda modern dünya Müslümanlardan hayata anlam taşıyan bir misyon bekliyor. Zira inandıkları kitap hayata anlam veren hayat kitabı. Ama biz ne yaptık? Bakınız, gerçekten de çok ilginç değil mi? Müslümanlar dev bir kabirde yaşıyor. Dev bir kabir. Ölü hayat. Ölü din. Evet, din ölü. Din öyle ölü ki Yasin'in içinde bakınız, Yasin'in içinde 72. ayet değil mi? Biz diyor dirilsin diye indirdik ama siz ölülere okuyorsunuz. Nasıl becerdiniz? Onun için ölü hayat, ölü din, ölü gelecek. Diri olan bir tek şeyimiz var, nedir? Ölülerimiz. Evet, diri olan tek şeyimiz ölülerimiz. Farkında mısınız? Dirileri öldürüyoruz, ölüleri otorite ediyoruz. Dirileri öldürüyoruz, ölüleri de putlaştırıyoruz. Ondan sonra da tapıyoruz. Farkında mısınız? Ağır mı oldu? Maalesef ağır olmadı. Olayın kendisi ağır zira. Ben ağırlaştırmıyorum. Abartmıyorum da. Yaşadığımız hadise bu. Onun için bir tek diri olan var, o da ölülerimiz. Peki ne yapacağız? Gelecek tercihimiz, kaderimiz olacak. Hani sohbetimin başında söylemiştim. Ne yapacağız? Çare ne? Çare iradeyi, aklı ve vicdanı güçlendirmek. Başka çare yok. İnsanlık tarihinde irade hiç bu kadar değerli olmamıştı. Hani söyledim ya, eskiden bilgiye ulaşmak zorundu, şimdi bilgiyi ayırmak, seçmek zor. Seçme yetimize ne diyoruz? Seçme yetimize
İrade diyoruz. İrade seçim. Akıl da bağ kurma. Dolayısıyla irade, akıl ve vicdan hiçbir zaman bu kadar değerli olmamıştır. Eğer modern çağın gürleyip gelen saldırısına karşı meydan okuyacaksak, öyle bir insan tipi çıkarmak zorundayız ki güçlü iradesi olsun, güçlü aklı olsun, güçlü vicdanı olsun. Güçlü vicdanıyla adaleti ayakta tutacaktır. Güçlü aklıyla sağduyuyu ayakta tutacaktır. Bilgiyi ayakta tutacaktır. İlmi ayakta tutacaktır. Cehaleti yenecektir. Güçlü vicdanıyla adaleti, merhameti ve şefkati ayakta tutacak, zulmü yenecektir. Güçlü iradesiyle de tercihini ortaya koyacak ve seçecektir. Seçecek. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, adaleti zulümden, şirki tevhidi şirkten seçip ayıracaktır. Ancak böyle mümkün. Aldanmak haramdır desem yanlış bir şey söylemiş olur muyum? Aldanmak haramdır. Bu haramı ben koymadım. İnsanoğlunun haram koyma yetkisi yoktur. Peygamberler de dahil buna. Haramı Allah koyar. Nerede koymuştur? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُونَ Sakın aldatıcı sizi Allah'la aldatmasın. Farkında mısın? Eğer Allah'la aldatmak yasaksa, gerisi zaten yasaktır. Yani aldatırken Allah'ı bile araya koysa, aldatıcı aldatmasın. Allah'ı bile araya koysa. İslam ümmeti ne yapıyor derseniz eğer, hasta yatıyor derim. Nerede yatıyor derseniz eğer, doğruların üstünde derim. Batı ne yapıyor derseniz eğer, yaşıyor derim. Ayakta, dimdik. Nerede yaşıyor? Yanlışların üstünde derim. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafta yanlışların üstünde yaşayan bir dünya, öbür tarafta doğruların üzerinde yatan, mışıl mışıl uyuyan bir dünya. Nasıl olacak bu iş? Doğrunun üstünde yatınca uykunuz daha mı mübarek oluyor? Yoksa doğruya karşı hakkımız, hukukumuz mu geçiyor? Yani doğrunun üzerimizde hakkı mı kalıyor? İkincisi, dolayısıyla İslam dünyasının hastalığını ben çocukluk hastalığına benzetiyorum. Kızamık var ya kızamık. Kızamık çıkarıyoruz. Hep beraber. Çocukluk hastalığı. Bakın, ergenlikten bir türlü çıkamadık. Ergenler ne yaparlar biliyor musunuz? Aynaya bakarlar. Yüzlerindeki sivilcelerden dolayı aynalara kızarlar ve aynaları kırarlar. Ergenler kendilerine kusurlarının söylenmesini sevmezler. Asla söyletmezler. Söyleyince çıldırırlar. Onun için de birinin bize hatalarımızı söylemesine tahammülümüz yok. Kendimizi düzeltmeye aday değiliz çünkü. Öyle değil mi? Ama bir okkalı bir tevbe etmeden de düzelmeyeceğiz. Nasıl olacak? Muhasebe etmezseniz tevbe etmezsiniz. Tevbe etmezseniz
düzelmezsiniz. Düzelmezseniz değişmezsiniz. Değişmezseniz gelişmezsiniz. Bu silsile nasıl olacak? Onun için maalesef hayalle hakikati karıştırdık. Sihirle ayeti karıştırdık. Sahte ile sahiciyi karıştırdık. Şarlatanla peygamberi karıştırdık. Sanalla gerçeği karıştırdık. O kadar birbirine karıştı ki adetle ibadeti karıştırdık. Hurafe ile hakikati karıştırdık. Dinle sahte dini karıştırdık. Nasıl ayırt edeceğiz? Pirincin içindeki en tehlikeli taş beyaz taş. Ve beyaz taşlar dişimizi kırıyor. Onun için de biz beyaz taşı ayıkladıkça birileri ayıkladığımız taşı alıp pirincin içine geri boşaltıyor. Ayıkladığımız taşı pirincin içine geri boşaltıyor. Yahu dişinizi kıracak. Kendisinin dişlerinin tamamı dökülmüş nasıl olsa kırılacak dişi yok. Ama çocuklarının dişini kıracak. Onun için diyorum hakikat, adalet, merhamet, liyakat ve meşveretle küresel bir barış elçisi olmaktı bize düşen. Modern zamanlar bir fırtına zamanı, bir kasırga zamanı. Bu kasırgada can simidi diye tutundukları dallar batıyor. Suç kimde? Kim suçlu? Herkes muhasebesini yapsın. Aslı bu kadar hayat dolu, bu kadar kolay, bu kadar sade ve net olan bir din nasıl bu kadar ölüm dolu, bu kadar karmaşık ve bu kadar çapraşık hale gelir? Soruyorum size. Dinin aslı o kadar sade, o kadar kolay, o kadar uygulanabilir ki eğer bilsek. Kim yaptı bu kadar çapraşık hale getirdi? Şuna bakın. İslam'ı Müslümanlara tarif etseniz kaç tane İslam çıkar? Neredeyse Müslüman sayısı. O zaman kimin İslam'ına çağıracaksınız insanları? Hangi İslam'a? İnsanları çağırdıkları din aslında Allah'ın dini değil. Kendileri dini hangi kapıdan aldılarsa oraya çağırıyorlar. Ve maalesef olmuyor. Olmuyor. Yusuf İslam'ı İslam'a çağıranlar, Yusuf İslam'a ilk yaptırdıkları, Cat Stevens'a ilk yaptırdıkları eylem ne oldu biliyor musunuz? Gitarını kırdırmak. Siz Avrupa'nın en kadife seslerinden birine İslam'ı telkin etmek için gitar kırma şartı koyacaksınız, sırtına da bir cellabiye giydireceksiniz. Ne oldu? Yusuf İslam Müslüman olmakla gitar kırmak arasında hiçbir bağlantı olmadığını 30 yılda öğrendi. 30 yıl sonra. Ama ses kalmamıştı, nefes kalmamıştı. Ne oldu? Siz aslında İslam uğruna kullanılabilecek harika bir enstrümanı yok ettiniz. Aslında siz Allah'ın yarattığı bir kabiliyeti kırdınız. Öyle değil mi? O onunla hizmet edecekti. Ama hayır. Niye kırdı? Çünkü Yusuf İslam'ı İslam'a davet edenin anlayışında müzik haramdı. Evet. Müzik haram. Açın bakın. Açın bakın. İlgili kitapları, hadis kitaplarını açın bakın. Hem de öyle koymuş ki içki, zina, kumarın arasına koymuş. Tamam. İçki Kur'an'da haram. Zina Kur'an'da haram. Kumar Kur'an'da haram da bunu buraya nasıl koydunuz?
Yani bunların arasına bunu nasıl koydunuz? Allah'ın helal kıldığını kim haram etti? Men harrama zinetallahilleti ahrecel ibadi. Allah'ın kulları için, kulları için çıkardığı helalleri haram kılan kimmiş bakayım? Bu anlamda Allah'ınızın aşkına hanginiz türkü dinlemiyorsunuz ya? O uyduruk dine göre dinlediğiniz tüm şarkılar, türküler haramdır. Biliyor musunuz? Bir istisnası falan yoktur. Tüm çalgı aletleri de haramdır. Onun için görüyorsunuz değil mi? İnsanlığın son adası olan İslam'ın sahte sürümlerine sarılanlar cennete girmek için dünyayı cehenneme çevirdiler. Sonuç bu. Şimdi muhasebe zamanı. Gelecek ne bekliyor? Gelecekte insan kas gücü değerini yitirecek. Gelecekte savaş, gıda, ekonomi ve siyasette köklü değişiklikler olacak. İnsan işlevi makineden çok daha düşecek. Gelecekte yapay zeka insan zekasını geçecek. Gelecekte hizmet sektörü insansızlaşacak. Gelecek akıl, irade, vicdanı güçlü bilinçler ayakta tutacak geleceği. Onlar kalacak. Başkası kalmayacak. Bir de sistemin sahipleri ve süper insanlar kalacak. O zaman şu ayetle son vereyim sözüme. Efela yetedebberunel Kur'an. Kur'an üzerinde tedebbür etmiyor musunuz? Derin düşünmüyor musunuz? Yani Kur'an'ın amacı muhatabının aklını güçlendirmekti. Nereden anlıyoruz bunu? Kur'an'da düşünmüyor musunuz sorusu iman etmez misiniz sorusundan fazla gelir. Efela tu'minun sorusundan fazla evela ya'kilun sorusu gelir. Ta'kilun sorusu gelir. Dolayısıyla düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Galilen ma tefkahun. Galilen ma yetefekkerun. Birçok farklı şeydi. Dolayısıyla değerli dostlar, gelecek Kur'an'ın inşasıyla aklını kullanmayı bilenlerin olacak. Gelecek yine Kur'an'ın inşasıyla iradesini tam kullananların olacak. Kur'an'da irade kelimesi 140 yerde kullanılır biliyor musunuz? Ama bir tane isim gelmez, irade olarak gelmez. Bir tane. 140 kelimenin 140'ı da fiildir. Turidu, yuridu, yuridune, turidune. Yani hep fiil olarak gelir. Neden? Zira kullanmadığınız irade yok hükmündedir. Onu demek ister Kur'an. Yani aktif ve aktüel olarak kullanıyorsanız irade sahibisiniz. Kullanmıyorsanız iradeniz yok demektir. Aynı zamanda gelecek iradesini tam kullananların olacak. Onun için evlatlarımızı nasıl bir dünya bekliyor diye soruyorsanız öyle bir dünya bekliyor. Yani öyle bir dünyada ancak iradesini ve aklını tam kullanan insanlar bu sele kapılmazlar. Evladınıza böyle bir dünya hazırlayabiliyor musunuz? Evlatlarımıza böyle bir dünya hazırlamak için çırpınıyor musunuz? Veya çırpınanların elinden tutuyor musunuz? Yani bizler çırpınmaya çalışıyoruz. Bizler bunun ıstırabını çekiyoruz. Bizler torunlarınız için tabir caizse değirmenin arasına kendimizi attık, hayatımızı öğütüyoruz. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Torunlarınız için, geleceğiniz için, zira neneleri ve dedeleri ikna eden soru cevaplar evlatları ve torunları ikna etmiyor. Edebilir mi? Edemez. Neneleri ikna etmişti.
Çünkü sormamışlardı, bilmiyorlardı. Ama torunları ikna edemez. Peki çocuklarınız sorarsa ne yaparsınız? Baba, anne, Adem oğulları kardeş kardeşle evlenerek çoğalmış öyle mi? Diye sorarsa ne dersiniz? Baba, ben erkeğin 13. kaburgasından mı yaratıldım diye sorarsa ne dersiniz? 13, ille 13 olacak ha. 13 niye? 13 uğursuz ya. Kadın uğursuzdur onun için. Bakın rivayetlere bile girmiş. Uğursuz. 13. kaburga kemiği. Düşünebiliyor musunuz? Yani nenelere bunu söylüyordunuz, din diye yutturuyordunuz. Ama torunlarınıza bunu din diye yutturamayacaksınız. Peki ne yapacaksınız? O zaman cevaplarınızı hazırlayın. Ben bunun üzerine düşünün. Yıllar önce ki yaklaşık 20 küsur yıl oldu ona. Avrupa'da bir konferans verdim. Konferanstan sonra iki kız çocuğu geldi yanıma. Dediler ki hocam biz Alman okulunda okuyoruz. Okulda arkadaşlarımızla bir tartışma yaptık. Nedir o? Arkadaşımız dedi ki siz ensesti savunuyorsunuz. Yani birinci derecede akrabaların birbirleriyle cinsel ilişkisini savunuyorsunuz. Dedi ki yok, ensest haram. Ensest haram mı? Haram. İyi, geçen sen dedin ki Adem oğulları kardeş kardeşle evlenerek çoğaldı. Peki hani ensest haramdı? Biz de söyleyecek söz bulamadık hocam. Bize bir cevap ver, o arkadaşımıza cevap verelim. İşte o gün kendi kendime dedim ki bu sorunu dört dörtlük halledecek bir eser şart. Şart. O gün karar vermiştim Yaratılış ve Evrim'i yazmaya. 20 küsür yıl geçti üzerinden, ancak fırsat bulabildim. Ondan sonra ne çıktı biliyor musunuz? Adem'in babası var diye döndü. Bu kadar basit. Algı operasyonu böyle yapılıyor işte. Böyle basit. Niye? Derdi yok. Ölü bilgi satacak, din satacak ve geçinecek. Din satacak sana. Ama insanın derdini dert edinmiyor. Bu soruları taşıyanların derdini dert edinmiyor. Geleceğe nasıl yürüyecek evlatlarımız, buna dair hiçbir projesi yok. Hiçbir öngörüsü yok. Hiçbir kaygısı yok. Gerçekten çok vicdansızlar. Çok şefkatsiz olduklarını düşünüyorum ben. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece. Kendi torunlarını dahi düşünmüyorlar. Onun için de kıyıyorlar. Onun için de geleceğe yatırım yapan insanlarını susturuyorlar, taşlıyorlar. Eğer siz geleceğe yatırım yapan insanlarınıza destek olmazsanız, onları savunmazsanız, onların elinden tutmazsanız, onların sözcüsü olmazsanız, onların sözünü ufuklara duyurmazsanız, onları desteklemezseniz, vallahi içinizden geleceğinize yatırım yapacak insan çıkmayacak. Çünkü çıkanları mahvediyorlar. Çıkanları taşlıyorlar. Çıkanları iftira yağmuruyla boğuyorlarsa eğer, yenisi nasıl cesaret etsin? Nasıl çıksın? Onun için Allah'ınızın aşkına en azından içinizden bir topluluk bulunsun. O ayete geldik mi? Feyzullah Hoca'nın girişte okuduğu ayet buydu işte. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden bir topluluk bulunsun. Nedir o? İçinizden diyor bir de, ilginçtir.
Biz zaten Müslümanız değil mi? Ümmetiz. Demek ki ümmetliğimizi kaybedince içimizden bir topluluk bulunsun. Nedir o? Maya toplum. Maya toplum. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet eden. O topluluk hayra davet edecek. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Aklın, insanlık aklının, ortak aklın iyi gördüğünü emreden, öneren. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve kötü gördüğünden de sakındıran bir topluluk bulunsun. Ben o topluluğu maya toplumu olarak niteliyorum. Maya. Allah maya çalar mı? Çalar. Evet. Nasıl çalar? Çalacağına dair delilimiz var mı? Var. Ra'd suresinin 11. ayeti. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmedikçe Allah da o toplumun halini değiştirmez. İşte Allah'ın bir toplumu değiştireceğine dair vaadi. Ama toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirecek. Şart bu. Önce insandan başlıyor. Önce sen yapıyorsun görevini, sonra Rabbimiz yapıyor. Peki Allah bir toplumu değiştirecekken ne yapar? O toplumu mayalar. Mayalar. Mayanın kalitesi hamurun kalitesidir değil. Mayanın kalitesi yoğurdun kalitesidir değil. Mayanın kalitesi kurduğunuz her neyse, fermante ettiğiniz her neyse onun kalitesini belirler. Kaliteli mayadan yaptınızsa kendisi de kaliteli olur. Dolayısıyla kaliteli bir mayamız olsun. Tüm çabamız bu. Tüm gayretimiz bu. Tüm enerjimizi buna hasrettik. Yani kaliteli bir maya olsun. Rabbimiz eğer bu toplumu kendi içinden dönüştürmeyi murad ederse, o zaman onları, o mayayı kullansın. Rabbim bizi hakkın, hakikatin mayası kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.